Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikte Galatasaray gündemini ve son transfer gelişmelerini konuşmak üzere karşınızdayız. Hoş geldin. Hoş bulduk Canan. İzleyicilerimiz de yayınımıza katılmış. Soruları varsa bize tabii ki sohbet kısmından iletsinler. Ben de buradan sana aktarmaya çalışayım. Galatasaray'da zaten biliyoruz transfer dönemlerinde sürekli çok fazla isimler yazılıp çiziliyor ama tabii ki doğruluğunu senden öğreneceğiz. İlk olarak son neler yaşanıyor Galatasaray'da? Bize neler aktarırsın? Valla Ceren aslında artık yavaş yavaş hamlelerin gelmesini bekliyoruz yani bir, bir gün iki gün kaldı artık yarın yanılmıyorsam evet. sezonu açıyor Galatasaray çok da bir ara olmadı zaten geç bitti sezon erken başlıyor önelemelerden dolayı. Yani artık hamlelerin gelmesini bekliyoruz ama son durum yani dün akşam itibariyle yetkililerden bir aldığım bilgi biraz böyle bir telefon trafiği yaptım. Çünkü yani taraftarlar çok merak ediyor biz de çok merak ediyoruz ne oluyor ne bitiyor diye. Söylenen şey şu muhtemelen birazdan sen de soracaksın Erdem Timur'un Fatih Altaylı ile yaptığı bir röportaj var. Daha doğrusu bir telefon konuşması var Fatih Altaylı'nın <laughs> aslında durum biraz <laughs> oradaki şekilde ilerliyor çünkü... Özellikle bu Suudi Arabistan işinin ortaya çıkmasıyla birlikte yani oradaki hmm. o yüksek paraların duyulmasıyla birlikte oyuncuların birçoğu orayı bekliyor. Yani Galatasaray'ın listesinde olan Galatasaray'ın alabileceği isimler o kalitedeki isimlerin birçoğu oradan gelebilecek teklifleri bekliyorlar. O biraz Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor ve yani dün akşam dediğim gibi konuştuğumda da şunu söylediler henüz bitme aşamasına gelmiş böyle somutlaşmış bir transfer Galatasaray'da yok dediler. Her ne kadar daha farklı iddialar ortaya atılsa da bizzat yönetimde transferde yetkili olan insanlarla yaptığım konuşmanın sonucunda bunu söyleyebilirim. İşte bu sabah mesela İtalyan basınında bir parades haberi vardı. Anlaşma sağlandı bitiyor falan diye. Henüz o seviyede değil yani hiçbir transfer o seviyede değil Galatasaray'da. Yani taraftarlar tabii ki meraklanıyorlar, sabırsızlanıyorlar. Bunu çok net anlayabiliyorum ama geçen sene de aslında benzer bir süreç yaşadık. Bir ara acaba bu iş olmayacak mı yani? Bu transferler evet, istenen şekilde olmayacak mı? düşüncelerin de oluştuğu anlar oldu ama günün sonunda Galatasaray iyi bir kadro kurdu. Bu sene de benzer şekilde ilerliyor ama bu senenin farkı işte dediğim gibi bu Suudi Arabistan tarafının devreye girmesiyle birlikte işler çok sıkıntıya girdi. Bir yandan daha bir mesaj bekliyordum da önemli bir mesaj bekliyordum. Gelirse onu da paylaşırız yayında. Icardi'nin durumuyla ilgili. Dediğim gibi yani bu Suudi Arabistan teklifleri çok kafa karıştırdı. Yani işin dengesini çok bozdu açıkçası. Çünkü çok çılgın paralar teklif ediyorlar. Birazdan Icardi'de de konuşuruz. Yani ona da çok acayip paralar teklif edilmişti. O yüzden biraz daha zorlayıcı oluyor Galatasaray yönetimi adına. Ama dediğim gibi Tabii ki isimler iddialar listede olan oyuncular üzerinden gideriz böyle kapıyı kapatır gibi olmasın başından ama henüz bitme seviyesine gelmiş bir transferin olmadığını söyleyeyim. Evet ama görüşmelerin olduğu oyuncular da var senin haber beklediğin isimler de var tabii ki ama bir dış basında gündeme gelen haber vardı. Taraftarları da çok heyecanlandırdı bu. Sosyal medyanın da gündemine oturdu. Parades konusu. Torayla ile birlikte nasıl olur Galatasaray'da bu iki isim nasıl bir orta saha oluşturur? Çok konuşuldu da aslında. Sen neler söylersin Parades hakkında? Vallahi çok güzel olur tabii Torayla Paredes Parades ikilisi. Baya heyecan verici bir ikili ortaya çıkabilir ama henüz dediğim gibi orada... Böyle bitmiş anlaşma sağlanmış bir şey yok. Hatta çok olumlu seyretmediğini duydum ben yani. Çünkü oyuncunun talepleri yüksek, maddi talepleri yüksek. Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain'le olayı çözmek biraz daha kolay gözüküyor. Çünkü oyuncunun da artık sözleşmesinin son senesine giriliyor yanılmıyorsam. Bu nedenle bonservis konusu çözülebilir seviyede ama oyuncunun talepleri yüksek. Yani İtalyan basını bu sene eskiden böyle ne bileyim işte Rumen basını mesela bir ara çok böyle Galatasaray'la ilgili transfer haberleri yazardı ya da farklı ülkelerle bu tip ilişkiler olurdu. Bu sene İtalyanlar rahat bırakmıyor Galatasaray'ı. Tabii çok doğal. Geçen <laughs> sene çok fazla orayla ilişki kuruldu ve oradan çok fazla oyuncu geldi Galatasaray'a İtalyan menşeili. O yüzden oradaki basın ki Corriere dello Sport en önemli yayın organlarından biri. Parades bitti haberi yaptı ama dediğim gibi yani şu an biten bir şey yok. Oyuncunun talepleri yüksek. Yani Galatasaray başka alternatiflere de bakıyor. Bir yandan da Parades'le görüşülüyor. Yani bir de Geçen yayında şöyle bir şey söylemiştim. O yani tek cümlesini alınca tabii anla, anlamı biraz değişiyor. Bağlamından kopuyor. Yani Parades şu anda Galatasaray'ın gündeminde yok şeklinde hep paylaşılmış o ama şöyle söylemiştim ben onu. Yani talepler çok yüksek. Ben yöneticilere sorduğumda şu anda çok gündemimizde değil dediler. Ama bunun sebebi dediğim gibi yani işlerin şartlarının zorlaşmasıyla alakalı. Yoksa Galatasaray ilgilenmiyor ya da listesinde yok demek değil bu. Tabii ki Galatasaray'ın uzun süredir bir e, açığı var. Bu açığı da en etkili şekilde kapatmak istiyor. Tabii ki Solbek mevkii. E, zaman zaman Kazımcan Karataş'la, Adakut Bey'le e, oraları aslında takviye yapmaya çalıştı ama tabii ki e, istediği performansı herhangi bir oyuncudan alamadı Galatasaray. E, sen neler söylersin? Böyle A kalite bir bek e alınacak mı artık Galatasaray'a? A kalite bir sol bek için çalışmalar yapılıyor. Daha önce de aslında bunu söyledik şu anda. Angelinho Galatasaray'ın Angelinho Angelinho tam doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum ama Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında. Çünkü Okan Hoca'nın tam istediği oyuncu özelliklerinin oyuncu profiline sahip bir isim. Çok da bence yani Türkiye Ligi'nin üstünde bir oyuncu. Eğer Galatasaray Angelinho'yu transfer edebilirse geçen sene mesela 6 numarada Torreira'dan aldığı katkıyı bu sene sol bekle Angelinho'dan alır. Şu anlamda yani ligin üstünde bir kalitede oyuncu takviyesi yapılmış olur. Hücum gücü çok yüksek. Yani benim gördüğüm en ofansif beklerden bir tane. Yani ofansif olmasının ötesinde iş bitiren, gol atan, asist yapan. Hatta Leipzig'te bir ara böyle üçüncü forvet gibi oynuyordu yani sol bekteyken oyun sistemine göre. O yüzden Okan Hoca onu çok istiyor. Ama biraz orada maddi talepler yüksek. Galatasaray daha makul seviyelere çekmeye, işi bitirmeye çalışıyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi duruyor bu konuda ama sadece Anelio, Anelinho, değil daha farklı isimler de var. İşte Rogerio ismi en son telaffuz edildi. Sassuolo'da oynayan oyuncu. Onunla ilgili düşünceler var. Nuno Tavares'le ilgili düşünceler var. Ama dediğim gibi yani Okan Hoca'nın şu an en çok istediği sol bek geçen senenin Torreira'sı gibi ol olabilecek bir transfer. Bu sene için Angelinho Galatasaray adına görüşmelerinde devam ettiğini söyleyeyim. Bu arada Hidayet Gökhan'a teşekkür ederiz. Daha Emre Kaplan şeffaf ve temiz transferin tek noktası demiş. Eğer siz de Emre Kaplan'ın yayınlarının devam etmesini istiyorsanız yayınımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz tabii ki. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu arada Hidayet Gökhan'a tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ olsun. E, gündeme gelen bir yerli forvet vardı o da Umut Nayır. Aslında bu Fenerbahçe ile de Galatasaray'la da adan olan genç bir oyuncu. E, neler söylerse Umut ile ilgili herhangi bir girişim oldu mu? Valla olmadığını bizzat Erdem Bey A Spor yayınında söyledi. Sonrasında da kendisine sorduk. Yayın çıkışında da sorduk. Yani şu an gündemimizde yok dedi Umut. Ama tabii ki şu an ligde bu kadar gol atmış yerli bir forvet varken doğal olarak hem Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'la anılması normal. Eyüp Spor cephesi de yani Fenerbahçe'nin bir girişimi, bir düşüncesi olduğunu söyledi açıkçası. Ama Galatasaray cephesinden yetkililer en azından çok gündemlerinde olduğunu söylemiyorlar Umut Mayır için. Evet, kiralık oyuncular her yayının vazgeçilmez konusularından bir tanesi. Hangileri geri dönecek, hangileri yeniden kiralanacak merak ediliyor. Sen de istersen bahset bildiklerinden. Valla Murut ve Çikal faydalanmak istediğini söyledi Okan Hoca. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda. Yani en azından kampa çağrılacaklar. Kampta durumları takip edilecek. Ben Çikal çok kalabileceğini düşünmüyorum Galatasaray'da. Maalesef o yani Tabii ki o, o sezonla ilgili işte 13. Bitir, bitirilen sezonla ilgili hep şunu vurguluyorum ben. Yani oyuncular bireysel olarak belki bu kadar kötü değillerdi ama o psikolojik atmosferde takımın kötü gidişinde hepsi olduğundan daha kötü gözüktü. Çıkal da bunlardan biri ama yani ben şu an Galatasaray'la adı geçen Galatasaray'ın gündemindeki orta saha oyuncularını gördükçe, öğrendikçe yani Çıkal'ın çok o seviyede olmadığını düşünüyorum. Ama yani Morutsan için durum biraz daha farklı. Morutsan çok özel bir yetenek. Biraz Futbolun temel prensipleriyle ilgili sorunları var. Zaman zaman biraz altyapıyla ilgili tah tahmin ediyorum. Böyle çok ahkamla kesmek istemiyorum ama sıkıntılar yaşıyor. Ama çok ham olmakla birlikte çok özel bir yetenek Morutsan. Yani Okan Hoca oyunculara dokunmayı seven bir teknik direktör. Oyunculardan verim almayı başarabilen bir teknik direktör. Morutsan'dan faydalanabilir. En azından bu öneleme aşamasında... Morutsanı zaman zaman görebiliriz Galatasaray kadrosunda sürü alırken. Tabii mesela şu da çok önemli bir şey oldu Galatasaray adına. Federasyonun çıkardığı yeni kurallı artık Yusuf Demir rahatlıkla oynayabilecek. Evet. Hatırlarsın daha önce hep şunu söylüyorduk yani Yusuf'u Galatasaray yurt dışına kiralamak istiyor oynayabileceği bir takıma diye ama şimdi planlama değişti. Zaten Yusuf da çok gitmek istemiyordu bu sene daha çok süre alacaktır. Okan Hoca da bunu söyledi. Yani Yusuf'a daha çok süre vereceğiz bu sene dedi. Şimdi tabii yabancı sınırı olmadığı için kanatlarda bazen belki on numarada sık sık Yusuf'u görebiliriz bu sene. Peki yine e, orta alanla ilgili Torreira tabii ki Galatasaray'ın en başarılı isimlerinden bir tanesiydi bu sezon. Torreira'nın menajerinin e, bir kulüple görüşme gerçekleştirmesi gündeme geldi. E, bu durumda bir bilginiz var mı diye sormuş Tolga. Zaten sosyal medyada da gündem oldu. Sen de biliyorsundur. Böyle bir durum var mı? Yani tabii ki görüşme yapmaları çok doğal. Bunda herhangi bir sakıncalı durum yok yani. Zaten açık açık da bunu söylüyorlar. İş iştir diye bir açıklaması olmuş Tankur'un. Yani işte Lazio ismi çok sık anılıyor ama konuşulan paralar Galatasaray'ın öyle Torreira'yı bırakacağı paralar değil. Zaten yani oyuncunun da pek ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Tatilini bitirdi, İstanbul'a geldi şu anda. Yani burada çok mutlu Torreira. O konuda herhangi bir sıkıntısı yok. E Galatasaray cephesi de yani Torreira şu an takımın bence yani zaten herhalde birçok kişinin fikirdir. O geçen seneki şampiyonlukta en büyük pay sahibi 2-3 oyuncudan bir tanesi sağ içine baktığımızda. Kolay kolay göndermez Galatasaray Torreira'yı. öyle 20 milyon eurolar falan ortaya çıkmadıkça ben öyle bir şeyin olabileceğini zannetmiyorum ama tabii ki görüşme yapılabilir bunda bir sakınca yok. Bu arada o kadar hızlı çok mesaj geliyor ki hepsine yetişemiyorum kusura bakmayın lütfen tek tek yazın arkadaşlar ben de okuyabileyim hepsini. Ee Icardi konusuna istersen artık yavaş tamam. yavaş geçelim. Çünkü Mario Icardi <laughs> en merak edilen konulardan bir tanesi ve taraftarında sanki biraz hani artık geliyorsa gelsin, gelmiyorsa da hani başka birisi gelsin kafasına girdiğini düşünüyorum. Sen neler söylersin? Icardi'de son durum ne? Vallahi Icardi'de son durum Icardi tatilde. Brezilya'ya gittiler eşiyle birlikte. Yani orada mesela şimdi Icardi'ye yakın olan böyle Arjantin'den bilgi alabilen insanlarla konuştuğumda şunu söylediler. Yani bu tatil baş başa çıkılan, çocuksuz çıkılan Ikardi ile eşinin bu tatili biraz kafa dinleyip artık kararı verme, kararı netleştirme tatili gibi ve bu tatilin bitimiyle birlikte Ikardi de net kararını verecek gibi duruyor. Yani ben şunu düşünüyorum. işte bu Suudi Arabistan hep gündemimizde maalesef hep bundan bahsetmek durumunda kalıyoruz oradaki paralardan ötürü. Yani çok Çılgın bir teklif yaptılar Icardi'ye. Daha önce bunu anlattım. 30 milyon euro net ücret. Kolay gerçekleşebilecek bonuslarla neredeyse 50 milyonu bulan yıllık bir para. Yani bununla yarışabilmek, bununla mücadele edebilmek mümkün değil. Yani hiçbir kulübün mücadele edebileceği, Avrupa'daki büyük kulüpler de bununla mücadele edemiyor zaten ama Icardi'nin hiç böyle bir önceliği yok. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani bu işin dedin ya sen taraftarlar aslında geliyorsa gelsin diyorlar artık diye ama öyle düşünmemek lazım. Bu işin şu anda uzamış olması Galatasaray'ın lehine. Çünkü daha önce yine anlattığım şeylerden bir tanesiydi bu. Van önceliği, isteği biraz daha böyle İtalya'da, İspanya'da Icardi'nin yoluna devam etmesi. Çünkü Türkiye'ye gitmek gelmek onlar açısından daha zor oluyor. Yani İtalya'da da daha önceden kurulu bir düzenleri var. Bir de Van Danara Arjantin'de bir sürü yine televizyon programı için anlaşma yapmış yeni sezon için. Belli ki orada kalacak o. Yani Icardi ile birlikte gelmeyecek. Detaylardan bir tanesi şu. Kızlar geçen sene Icardi ile birlikte buradaydı. <laughs> İstanbul'daydı. Icardi bunun, yani Van Danara bundan çok memnun değil. Belki Icardi bu sefer çocukları almadan gelebilir İstanbul'a. Yani bunun kararı o tatilde verilebilir. Bitmek üzere zaten tatilleri. Ama ben her geçen gün Icardi'nin gelme ihtimalinin arttığını düşünüyorum. Çünkü İtalya, İspanya dedik. İtalya'daki, İspanya'daki takımlar bizim gibi yani Türk takımları gibi böyle son anı çok beklemiyorlar transferde. Ve şu ana kadar mesela hiç bu yönde bir haber de okumadık. Bu yönde bir bilgi de gelmedi. Yani İtalya'dan şu takım Icardi ile ilgileniyor. Şu takım teklif yaptı ya da İspanya'dan şu takım Icardi'yi listesini aldı gibi. Şimdiye kadar böyle bir şey olsaydı kokusu çıkardı. Bunu çok net söyleyebilirim. Ama henüz tabii ki dediğim gibi verilmiş bir karar yok. Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor Icardi. Yani para önünde şu anda zaten teklif önünde. Kabul edecek olsa şimdiye kadar ederdi. Galatasaray cephesi de çıkabileceği kadar çıkacak para konusunda. Yani 4, 3 senelik maliyet bonservisle birlikte aşağı yukarı 40 milyon euroyu buluyor. Çok ciddi para. Yani 7-8 milyon euro bonservisi, oyuncuya verilecek maaş, işte imza parası, bonusu, o su busu derken aşağı yukarı 40 milyon euro yapıyor. Galatasaray yönetimi Erdem Bey, Dursun Bey normal şartlarda hiçbir oyuncu için bu parayı vermezler. Bunu çok net söyleyeyim. Çünkü genel itibariyle genel, itibariyle mali dengeyi de gözetmeye çalışıyorlar ama ya yani çok özel. Icardi işte sadece futbolculuğu değil, sağ içi değil, çok önemli bir ikon haline geldi. Küçük çocukların Galatasaraylı olmasına sebebiyet veren bir isim. O nedenle bir istisna var Icardi için. Dediğim gibi yani 3 yıllık maliyet aşağı yukarı 40 milyon euro. 2-3 tane sponsorla görüşme yapıldı. Bir süre geçti bunun üstünden ve sponsorlar da okey dediler. Finansal evet. fair play'den dolayı bu şekilde çözmeye çalışıyor Galatasaray yönetimi. Ben dediğim gibi her geçen gün biraz daha olumsuz konuşuyordum mesela geçen hafta Icardi konusunda. Ama her geçen gün artık bu ihtimalin artmaya başladığını düşünüyorum. Şimdi de aslında Icardi'yi konuşurken Vandanara'yı da mecburen konuşmak zorunda kalıyoruz ama e, Vandanara'nın sosyal medya yönetimi de biraz değişik. E, taraftarlar da onun paylaşımlarına göre e, biraz aslında o tarafa doğru yönlenebiliyor. Farklı düşüncelere girebiliyorlar. En sonunda Milan yazmıştı sanıyorum. Kum saati koymuştu. Valla yani Vandanara bu işleri çok iyi kullanıyor. iyi kullanıyor. Yani zaten oradan ciddi bir gelir de elde ediyor. Onun dışında da Dursun Başkan çok güzel bir şey söyledi yani. O paylaşımlar biraz ticari paylaşımlar. Onları çok ciddiye almayın demişti daha önceki veda paylaşımı için. O yüzden çok böyle Vanda'nın paylaşımlarından, storylerinden çok niyet okumaya, oradan bir şey çıkarmaya gerek yok. Dediğim gibi şu anki durumda bence Galatasaray adına şu anda yani Galatasaray lehine işliyor zaman. Süre geçtikçe hep zaten en başından beri bunu bekliyorduk. Sürpriz bir şey de olmadı yani. Icardi Galatasaray'a dönerse, Galatasaray Bon Servisi'ni alırsa bu iş hemen öyle bugünden yarına olacak bir iş değil. Ağustos başına kadar muhtemelen bir süresi olacak bu işin ve süreç de şu an oraya doğru gidiyor. Her ne kadar dediğim gibi böyle Galatasaray'ın 3 katı 4 katı paralar teklif edilse de Arabistan'dan oraya çok sıcak bakmıyor yukarıda. Hem sosyal hayat olarak hem kariyer olarak çok ilgisini çekmiyor açıkçası. Bu arada tekrar bir hatırlatmam yapmış olayım. Yayınımızı beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Ve abone olarak da canlı yayınlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada forma çekilişimiz de devam ediyor. bir şanslı taraftarımıza Galatasaray forması hediye edeceğiz. Bunun için de yapmanız gerekenler yayınımızı beğenmek ve bolca yorum bırakmak. Mertens ile ilgili çok fazla soru var. Aslında bunu Oliveira ile birlikte de değerlendirebiliriz. Onlara teklif var mı gidecekler mi şeklinde sorular geliyor. İstersen hepsini bu soruda yanıtlamış olalım. Vallahi yani Mertens konusunda Galatasaray yönetimi yani bir sene daha sözleşmesi var. Yani takım için artık performans olarak ne kadar yeterli olur açıkçası bu soru işaretleri oluşturmaya başladı fiziksel durumdan ötürü ama takım için önemli bir oyuncu Mertens. Geçen sene takımda bu birliğin, beraberliğin oluşmasında hep bahsedilen o arkadaş ortamının oluşmasında Mertens'in önemli bir rolü var. Çok pozitif bir oyuncu. Herkesle çok iyi ilişkileri var. İşte tesisteki çalışanlar, temizlik görevlileri, mutfakta çalışanlar herkes çok seviyor Mertens'i. Zaten Napoli'de de hep böyle olduğunu anlatıyorlardı. Orada da en yakın arkadaşı işte bir kulüp personeliydi. Hatta o sevincini ondan esinlendiğini öğrenmiştik sonrasında. Onun dansından esinlendiğini öğrenmiştik. Burada da yani Mertens'ten bu yüzden Galatasaray'ın vazgeçmesi çok kolay değil ama işin bir de gerçek boyutu var. Şimdi 2, 2 milyon 900 bin euro Mertens'in maaşı imza parasıyla 4 milyon euro oluyor. Yedek kulübesinde oturması düşünülüyor şu anda. Ama yedek kulübesinde oturacak oyuncuya 4 milyon euro çok lüks. Aynı şey Oliveira için de geçerli. Oliveira'nın da önüne geçecek bir orta saha transferi düşünüldüğü için e, o da 3 milyon euro alıyor. Yani böyle yedek kulübesine 7 milyon euroyu koymak çok kolay değil. O yüzden teklif bekleniyor. Bunu aslında daha önce ilk söyleyenlerden biri olduğum için rahatlıkla ifade edebilirim hem Mertens için hem Oliveira için. İkisi için de teklif bekleniyor ama henüz o beklenen teklif çok gelmiş değil. Oliveira biraz daha şu anda durumu takip ediyor. Yani orta saha transferleri hep konuşuluyor. Onun durumunu takip ediyor Oliveira. Eğer kendi mevkisine onun önüne geçecek bir oyuncu gelirse zaten o zaman kendisi de menajerine diyecek ki bana kulüp bul, ben başka bir yere gideyim. Oliveira bu konuda çok zorlanmıyor bu arada. Yani çok fazla kulüpte oynadı bugüne kadar. Yani kulüp bulma konusunda çok zorlanan bir oyuncu değil. Onlar da hem Mertens hem Oliveira da tahmin ediyorum ki şu anda bir teklif yok ama Arabistan'dan acaba bu paralardan biz de bir payımızı alır mıyız düşüncesi içinde olabilirler diye düşünüyorum. Mertens bu arada Dubai'yi falan da çok seviyor. Sürekli Dubai'ye gidiyor tatile. Çok böyle sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum o. Peki bu arada bir izleyicimiz daha de yayınımıza destek olmuş. Teşekkür ederiz. herkesin ağzında bir suci kulübüdür gidiyor. Icardi'ye teklif vermiş diye. Kim bu Arap kulübü? Ben inanmıyorum açıkçası bir teklif olduğuna demiş. Vallahi El Tayyum kulübü olduğu konuşuluyor. Yine doğru telaffuz edip etmediğimi bilmiyorum ama oradan bir teklif olduğunu söylüyorlar. Yani şimdi insanlar evet şunu demeye başladı. Ya bu acaba parayı arttırmak için mi falan ama bu Icardi kaynağından, Icardi kanalından gelen bir bilgi değil. Direkt olarak kulüp kanalından bize ulaşan bir bilgi bu. Icardi'ye gelen teklif ve teklifin boyutu. Yani inanmıyoruz diyorlar tabii ki saygı duyuyorum ama şu var yani bizzat Erden Timur mesela bizim yayınımızda bunu söyledi. Hatta açık açık parayı söylememekle birlikte şöyle bir şey söyledi. Yani bizim verdiğimizin iki katı üç katı olsa bile Icardi gitmez ama daha fazlası dedi. Yani Galatasaray yedilere sekizlere çıkacak gibi duruyor. 2-3 katından bile fazla bir parayı bizzat Erden Timur zaten telaffuz etti. O yüzden inanmayacak bir şey yok yani. Bu arada teşekkürler destek için. 1905 kişi var şu anda da yayınımızda. Bu da bir mesaj olsun. Güzel oldu. Ee, Salah, Dibala ve Talişka. Ee, bu isimler aslında üçünü bir arada konuşup çıkartalım istersen aradan. Bunlara ilgi var tamam. mı? Zaten Salah, tabii ki, Salah tabii, tabii ki yok yani. Salah Öyle bir durum söz konusu değil. O da Bizim internet editörlerimiz galiba öyle bir haber yapmışlar yani A.Spor kaynak gösteriliyor ama benim açıkçası hiç bilgim ya da ilgim konuyla yok zaten öyle bir durumla söz konusu değil. DiBALAY ile ilgili şey, DiBALAY ile ilgili bir şey duymadım. Taliska konusunda da daha önce anlattık yani bu da biraz yanlış anlaşılıyor, egzajere ediliyor. işte. Sen Taliska geldi, Taliska Galatasaray'da demiştin, ne oldu falan diye öyle bir şey demedik zaten yani bir kez daha tekrarlayabilirim durumu anlatmak adına. Problem değil. Yani buradaki ilgi Talişka ve kulübü tarafından Galatasaray'a geliyor. Kendileri haber gönderiyorlar. Hem kulübü Talişka ile devam etmek istemediklerini, oyuncunun çok mutlu olmadığını ifade ediyor. Oyuncu da bunu teyit ediyor. Yani çünkü Talişka o ligin en büyük starıydı kısa bir zaman önceye kadar. Ronaldo gelmeden önce. Ronaldo'nun üstüne de şimdi bir sürü oyuncu gidiyor oraya tabii çok büyük isimli oyuncular. Talişka biraz öte yandan kalacak lig içerisinde ve bu durumdan çok memnun değil. Zaten kazanacağı parayı da büyük oranda kazandı ve yani mesela El Nasır için şu an 12 milyon euro yanılmıyorsam yıllık maaşı. Bunun bir bölümünü karşılayıp Galatasaray'a bir seneliğine kiraya vermek onlar için çok böyle önemli bir şey değil. Yani hep şu konuşuluyor da ya bu adam 10 milyon euro alıyor, 12 milyon euro alıyor nasıl gelecek konusu konuşuluyor da. Yani Icardi'yi de böyle aldı Galatasaray geçen sene. Dediğim gibi bu oyuncu tarafından gelmiş bir ilgi. Galatasaray böyle çok üstüne de atlamadı açıkçası bu ilginin. Erdem Bey e de sorulduğunda bugün için böyle bir şey şu anda yok ama ilerleyen dönemde olabilir dedi. Mesela o da böyle hep kesitler alınarak işte Erdem Timur yalanladı öyle bir şey yokmuş falan gibi ifade edildi de e, öyle değil bizzat yani kulağımızda duyduğumuz şey şu an için böyle bir şey yok ama olabilir ilerleyen dönemde olabilir dedi. Bakalım bugün böyle çok sıcak bilgisi yok Galatasaray'ın Talişka'ya ama. Durum bundan ibaret. Bir de DiBala vardı aralarında. DiBala hiç duymadım vallahi. Yani şu an oyuncunun ayrılma durumu olduğu için illa bir yakıştırma oluyor, İlla bir beklenti oluyor ama ben ben öyle bir şey duymadım. Peki. Ee, Emrecan ismi geçiyordu Dortmund'taki. Ee, o da yine gündemde yer alan haberlerden bir tanesiydi. Bu konuyla ilgili bilgin var mı? Herhangi bir girişim oldu mu? yok diyorlar. Yani sorduğum zaman genel itibariyle iletişim bu şekilde yani yönetimdeki Var itibariyle. ya da yok. <laughs> varı, varı, söylemiyorlar. Bir şey olmadığı zaman yok diyorlar sorduğumuz zaman. Oradan anlıyoruz olup olmadığını zaten. Ama evet. Emrecan için böyle bilgi olmadığını söylediler. Peki Rabiot. Yine o da gündeme gelen isimlerden. Valla Rabiot tabii çok çok önemli bir oyuncu. Daha, daha önce bahsettiğimiz o işte Türkiye Ligi standartlarının üstünde bir oyuncu tartışmasız. Galatasaray'ın geniş listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi. Ama kolay bir transfer mi? Hiç değil. Çünkü oyuncunun sözleşmesi bitti. Juventus sözleşmeyi uzatmak istiyor. Juventus oyuncuyla devam etmek istiyor. Oyuncu buna çok sıcak değil. Rabio'nun önceliği biraz Premier League gibi duruyor. Hatta kulüp ismi de verelim. Manchester United'la Newcastle United'ın oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor. Ama Galatasaray temsilcisiyle bir temasa geçti. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Acaba böyle bir düşünceniz olur mu diye. Bu arada 1999'da kaldı izleyici sayısı. Evet, 2000 gözüm olmayı hep, bekliyoruz. Gözüm, gözüm hep oraya takılıyor. İnşallah biri daha dahil olur. Oraya bakmaktan konuşamıyorum şu anda. Rabio konusunda dediğim gibi temsilcisine durumu soruldu. Bir görüşme yapıldı. Ama oyuncunun talepleri çok yüksek. Az önce farklı isimlerde bahsettik ama Rabio'nunki hepsinden yüksek hem imza parası olarak hem oyuncunun maaşı olarak tabi daha makul seviyelere inilirse yani Galatasaray yönetimi Rabio konusunda bekleyecek eğer bir fırsat oluşursa işte Manchester United, Newcastle falan önemli takımlarla muhtemelen masaya oturacaktır ama oradan sonuç çıkmazsa Galatasaray bir hamle yapar bir teklifte bulunur dediğim gibi bizzat. Yönetimden yetkili insanlardan da teyitli bir bilgi Rabio ile ilgili olan durum. Peki Borna Sosa gelir mi gelirse katkısı ne olur demiş Yasin Fındık. Valla o da az önce saymayı unuttum bu arada. Bunu da ilk kez bizim Burhan Can haberleştirmişti Borna Sosa ismine. Listedeki isimlerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi oradaki bir numara en önemli öncelik şu anda Angelino o transferi Galatasaray bitirmeye çalışıyor ama diğer isimlerle de tabii ki görüşmeler yapılıyor. Bir de Nicolo Zaniolo konusu vardı. Tabii ki ilgi olunan bir oyuncu. Her fırsatta da konuşuyoruz. Aslında Galatasaray'da kalırsa daha iyi olabilir ama tabii ki bir fırsat transferiydi ve ticari amaçla yapılan bir transfer de diyoruz. sence bu sezon, bu transfer döneminde gidecek mi Zaniolo? Vallahi teklif çok Zaniolo için. Ama işin en güzel tarafı şu. Yani biz mesela yıllardır hiç bunu görmemiştik Galatasaray üzerinde söyleyeyim en azından. Yani transfer süreçlerinde şimdi hep alınan oyuncular konuşuluyor da oyuncu elden çıkarırken, oyuncu satarken de belli stratejiler izlemek gerekiyor. Bunda tabii oyuncuların tavrı da önemli. Yani Zaniolo çok doğru bir iş yaptı. Galatasaray yönetiminin elini rahatlatan bir iş yaptı. İtalya milli takımı dönüşünde İtalyan basında bir röportaj verdi. Hiç şunu demedi ya işte ayrılacağım bakıyorum falan demedi. Türkiye'de çok mutluyum dedi. Bu Galatasaray yönetiminin elini çok rahatlatan bir hareket. Zaniola adammış. <laughs> Teşekkür ederiz kendisine. <laughs> Gerçekten yani gör, görmeye alışık olmadığımız ama görmeyi istediğimiz bir tavırdı bu. Bunu çok iyi yerine getirdi. Teklifler var mı? Var. İngiltere'den teklifler var. Tottenham geçen kıştan beri Ocak transfer döneminden beri istiyor Zaniyolo'yu. İşte Juventus'la çok adanılıyor. Juventus da yine o dönem istemişti ama İtalya içinden, Roma'dan onu alabilmek çok kolay değildi tabii. Şimdi onların da iştahı kabardı ama istenen seviyede bir teklif henüz gelmedi. Zaten bir serbest kalma bedeli var Zaniolo'nun 35 milyon euro. Yani 30'a bırakır mı Galatasaray yönetimi? 30'da bir düşünülür ama onun altındaki rakamlara hiç masaya oturma düşüncesi yok. Juventus'un teklifi de kulübe ulaştı ve direkt reddedildi bu arada. Yani onlar takaslı bir teklif yapmaya çalışıyorlar. işte. McKennie'yi ekleyip üstüne 20 milyon euro falan gibi. Ama Galatasaray'ın şu an takas makas öyle bir durumu yok Zaniolo için. Çünkü ciddi bir yatırım yapıldı senin de söylediğin gibi. Ve direkt olarak canlı kar elde etmek istiyor Galatasaray oradan. Öyle takaslı oyuncuyla falan olacak iş değil gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına kaç transfer yetişir sizce demiş. Vallahi çok, çok eleme var o yüzden hepsine farklı farklı sayılar olabilir. Ama ilk elemeye sol bek ve forvet oyuncusu yetiştirmeye çalışıyor Galatasaray yönetimi. Hep söylüyoruz şu an Galatasaray'ın elinde forvet de kalmadı. Ha, oynayabilecek isimler var mı? Var. Barış Alper forvet de oynayabilir. Zaniolo bir kere denendi, oynadı. Yani bu isimler de konabilir oraya ama en azından ilk elemeye kadar bir forvet oyuncusunu kadroya katmak istiyor Galatasaray. Bir de sol bek transferini bitirmeye çalışıyorlar. Yerli oyuncu konusunda transfer var mı? Bertu Yıldırım mesela demiş. Vallahi Bertu, Bertu tabii çok önemli bir oyuncu. Bir de dikkatimi şu çekti. Kazım Can'la çok yakın arkadaşlar. Birlikte tatil evet. yapıyorlar. Ümit Milli Takım'da da birliktelerdi. Hem Kazım Can hem Eren Can. O da Galatasaray altı. Eren Can da çok iyi oyuncu. Bu arada Eren Can konusunda şöyle bir şey var. Bilmiyorum şu an ...tamamen konusu açıldığı için söylüyorum... ...gündemde var mıdır düşünülür mü bilmiyorum ama... ...Galatasaray'ın geri alma opsiyonu var Erencan'ı... ...Eyüp 4 milyon TL'ye gitmişti... ...o zaman da mesela... ...böyle şöyle eleştirildi... ...işte bu bir hülle transferi... ...işte Eyüpspor ...başkanı Galatasaray'a katkı yapmak için yaptı falan diye ama... ...4 milyon TL çok da bir para değilmiş... ...o zaman Murat Özkaya bize bunu söylemişti bu arada... ...yani ben 4'ü aldım da... ...bu çocuğu çok daha fazlasına satarım ben ileride demişti... ...hakikaten haklıymış... Galatasaray'ın da dediğim gibi burada bir önceliği var. Eğer isterlerse kadroya katmak Erencan'ı rahatlıkla alabilir Galatasaray. Yani Umut Mayır ismi geçiyor ama mesela Erencan'ı da unutmamak lazım. Bertu da ya bir, şöyle oldu. Ben Erencan'ın ilk çıkış dönemini hatırlıyorum. Kampta biz bizzat izledik. Hatta çok beğenmiştik kamptaki performansını. Fatih Hoca da çok memnundu o zaman. Ama biraz stresi baskıyı çok yönetemedi Erencan o dönem. Çok kolay bir şey değil. Yani o yaşta Galatasaray A takımına çıkıp formayı giyip resmi maça çıkmak ya da hazırlık maçına çıkmak çok kolay değil. Yani antrenmanlardaki performansını sahaya yansıtamadı. Yani burada herhalde baskıyla, stresle alakalı. Şimdi biraz daha tecrübe kazandı. Belki o da faydalı olabilir ilerleyen dönemlerde. Bertu konusunda da valla ben açıkçası çok merak ediyorum. Bertu konusunda kimin hamle yapacağını. Fenerbahçe'nin de istediği konuşuluyordu. Çok çok iyi bir oyuncu. Yani kim alırsa çok büyük fayda sağlar diye düşünüyorum. Alex Telles transfer olur mu demiş. Valla o doğal adaylardan biri Solbek için ama listenin çok çok alt sıralarında en azından bugün için öyle. Beknaz konusu ne oldu demiş. Beknaz'ı çok fazla gördüm aslında farklı farklı kişilerden. Valla Beknaz'la sözleşme uzatılmadı. Sözleşme imzalanmadı. Tamam. Açıkçası çok detayını bilmiyorum. Oyuncu tarafı mı istemedi? Kulübün mü burada bir ihmal demeyeyim de kulübün çok ilgisi olmadı mı? Ama sözleşme uzatılmadı. Şu anda serbeste çıktı diye biliyorum Beknaz. Dubois durumu aynı mı? Gidecek mi? Kalacak mı? Demiş. Valla Dubois tabii biraz boyaya da bağlı. Ama oyuncu da oynamak istiyor. Yani geçen sene takımın ideal sağ bek olacak diye gelip yedek sol bek oldu. Dubois biraz enteresan bir geçiş yaşadı orada. Oynamak istediğini söylüyor. Yani kadro planlamasını... O da yakından takip edecek. Eğer düzenli forma şansı bulamayacağını görürse ayrılmayı istiyor tabii. Luka Jovic gündemde mi demiş bir izleyicimiz? Valla Jovic kış döneminde, Ocak transfer döneminde gündemdeydi. O zaman haberini de yapmıştık ama yine yetkili isimlere sorduğumuzda şu an için yok dediler Luka Jovic için. Peki e, aslında Raşit Sada yine e, belki konuşmuyoruz, unutuyoruz ama e, o da zamanda bonservisi alınsın istenilen oyunculardan bir tanesiydi ama sanki bu aralar çok gündeme gelmiyor ismi. E, da süreç nasıl ilerliyor? Vallahi Galatasaray yönetimi orada biraz bekleme kararı aldı. Biraz tok alıcı, hep tok satıcı deriz de tok alıcı pozisyonunda Galatasaray. Evet. İstediği rakamlara gelirse ki bunlar 4-5 milyon euroluk rakamlar biraz kulübünün beklentileri daha yüksekti. 12'lerle 13'lerle açıldı kapılar ama daha, onlar da biraz daha aşağı indiler. <laughs> Özür dilerim. Galatasaray yönetimi de <laughs> Galatasaray yönetimi de o rakamlara düşmesini bekliyor. <laughs> alternatifleri var. Çünkü yani Raşit Sayı geçen sene Galatasaray bir anda böyle bir günde aldı getirdi gibi oldu. Oyuncu burada olmaktan çok mutlu. Hep söylüyorum yani eşi bayağı ana dili gibi Türkçe konuşuyor. Kayınpederi de öyle. Onlar burada yaşamaktan çok mutlular. Zaten Balkan ülkelerinin insanları işte Bosnalılar, Kosovalılar or oraların insanları burada çok rahat ediyor. Çok da mutlu oluyorlar genel itibariyle. O yüzden Galatasaray'ın elini o da güçlendiren bir faktör. Oyuncu burada oynamak istiyor. Siz de ona göre fiyatta bir güzellik yapın diyorlar açıkçası. Şimdi orada Norwich'in yaklaşımı bekleniyor. Ama yani Galatasaray adına şu an 1-2 milyon euro rakam yükseltilse hemen bitirilebilecek bir transfer. Sadece biraz daha uygun maliyete inmesi bekleniyor. Peki. E aslında kaleci konusunu konuşuyoruz zaman zaman. Yerli kaleciyi de konuşuyoruz. Günay Güvenç'ten bahsediyorduk ama Doğan Alemdar da başarılı kalecilerimizden bir tanesi. Onunla ilgili bir girişim var mı diye sormuş Cengiz Han. Valla Doğan listedeki isimlerden biri ama daha yoğun görüşme, daha sıcak görüşme Günay için yapıldı. Detaylarını da anlatmaya çalışmıştım ama orada şimdi şöyle bir faktör ortaya çıktı. Yani bir takasla olayı çözmek istiyor Galatasaray. Daha doğrusu Gaziantep cephesinin talebi bu. Çünkü yani işte deprem süreci yaşandı. Çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Maddi anlamda biraz problemlerimiz var. Oyuncu alamayacağız. O yüzden direkt olarak bize oyuncu verin şeklinde bir yaklaşım var. E burada da doğal aday olarak Taylan'la Emre'nin isimleri geçiyordu. Ama şimdi oradaki iş şöyle değişti. Mesela Taylan'la Emre ikisine birden Samsun Spor talip. Ben Ankara'da Federasyon Genel Kurulu'nda Samsun Spor Başkanı'yla da Sayın Yüksel Yıldırım'la da sohbet etme imkanı buldum. Orada zaten söylemişti bana. Okan'ı aldık. Diğer böyle Galatasaray'da çok oynayamayan, kiraya gönderilebilecek isimler için de ilgimiz, isteğimiz var dedi. Şimdi onu resmiyete dökmek üzereler. Yani hem Emre'yi hem Taylan'ı Galatasaray'dan isteyecekler. O yüzden takasta mesela Güney için kim verilebilir? Açıkçası benim aklıma çok isim gelmiyor şu anda. O iş biraz oradan sanki şu anda duraksamaya girdi gibi duruyor. Peki artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna da geliyoruz. Tabii ki Icardi dışında hangi forvet isimleri var? Kimlerle görüşülüyor? Alternatif kim diye sorular geliyor. İstersen son olarak da ondan biraz bahsedelim. Vallahi şimdi bak aşağıya geldi zaten Ienaço ismi Leicester'lı Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Kulübü küme düştüğü için hatırlarsın bak transfer dönemi ilk başlarken sana şunu söylemiştim. Erdem Bey o zaman İngiltere'ye gitti ve o düşme hı hı. hattındaki takımları oradaki takımların kadrolarına Galatasaray taraftarları iyi baksın incelesinler oyuncu seçsinler demiştim. Yavaş yavaş orada, oradaki oyuncular için hamleler geliyor. Yenacho da Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Ama birkaç tane var böyle yani. Icardi olsa da olmasa da zaten forvet transferi olacak. Bu bölge için yani bu düşünce için de 4-5 tane aday var. Bir tanesi de Yenacho bunlardan. Peki o zaman sana çok teşekkür ederiz Emre aktardığın bilgi Allah. ve yorumlar için. Zaten zaman zaman da yayınlarımızda yeni gelişmeler olduğunda aktarmaya çalışıyoruz. Bunun için lütfen takipte kalın ve yayınımızı beğenmeyi de unutmayın. Bugün sevgili Emre Kaplan'la birlikteydik ve Galatasaray gündemini değerlendirmeye çalıştık. Yayınımızı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın. Futbol Plus'tan ayrılmayın. <laughs>